Kolay gelsin. Sağ ol. İyi günler. İyi günler. 2020 yılı nasıl geçti? Neler oldu? 2020 yılı dünya, ülkemiz, ilimiz, ilçemiz hastalıktan dolayı çok sıkıntılı geçti. İnşallah 2021 yılı bu şekilde bir sıkıntılarla karşılaşmayız. 2021 yılını dünyaya, ülkemize, ilimize, ilçemize, esnaflarımıza, kardeşlerimize hayırlı olmasın diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, 2020 yılı nasıl geçti? 2020 yılı biraz çok zor geçti bizim için. Neler oldu 2020 yılında? İlk günü deprem oldu. Deprem oldu. Daha sonra yani bu korona zaten hepsinden daha çok. En başta korona geldi. İnşallah hayırlısıyla ondan kurtulduk. Hala hayatımızı tehdit etmez. Tezmeni tesis attı. İnşallah başımızdan def ederiz yani. Gelecek. Temennimiz o. Evet, 2021'de 2020'ye dönmek istemiyoruz. 21'de bizim için çok iyi geçmesini temenni ediyoruz. Cevabında tüm Türkiye'mizde. Teşekkür ediyorum. Amin. Ben 2020 yılı nasıl geçti? 2020 yılı süper bir yıldı. Neler oldu? Her şey. Ne oldu? Olmayan bir şey yoktu ki. Neler oldu? Ne istiyorsan oldu. 2000... Hayal edemeyeceğin şeyler oldu. 2020 yılı. Ama 2021 yılı daha cazip ve hoş bir yıl olacak. Benim umudum öyle. Geçen yılları anlatmaya gerek yok. Herkesin bildiği. Ekonomik sıkıntılardan tut da. İşte depremler, felaketler, efendim hastalık zaten baş tacımız. Onu artık bir tarafa itemiyoruz. Ne kadar uğraşsak boş. Her zaman olduğu gibi güçlü kendini her zaman bir tarafa alıyor. Ne alırsa fakire, garibana oluyor. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Amin. 2020 yılı sizce nasıl geçti? 2020 yılı hocam dünyada bir kaos yılı, dünya bir pandemiden, salgından geçiyor. İnşallah 2021 yılı ülkemiz için, insanlar için, bütün dünya alemi için hayırlı olur diyorum. 2021 yılının yılbaşı, bu gece yılbaşı gecesi, bütün İslam alemine, bütün dost, arkadaş, hemşerilerimize hayırlı uğurlu olması, sağlıklar, mutluluklar diliyorum. Allah hepimize sağlık, sıhhat versin. Bu pandemiden, bu salgın hastalıklardan bütün insanlığı korusun diyorum. Herkese saygılar sunuyorum. İyi günler Adnan Bey. İyi günler. 2020 yıl nasıl geçti sizce? Yani 2020 yılı ülkem için zor bir yıl. Bizim için de zor bir yıldı. Çünkü virüsle mücadele etmek zorunda kaldık. Bu arada bir sürü iş yerleri kapandı. İnsanların iş güçleri düştü, iş kapasiteleri düştü. Yanında çalıştırdıkları işçiler var tabii ki biliyorsun. Kendilerini ayakta tutma mücadeleleri. Bazı sektörler bundan çok etkilendi. Biz de yaklaşık %50 kadar etkilendik tabii ki. Ayaktayız ama birçok esnafımızın durumunu çok yoğun zannetmiyorum. Yani 2020 yılı felaketler, depremler, tsunamisiydi. Yani çok iyi bir yıl değildi. Bir an önce başımızdan defolup gitsin. 2001 yılı için daha iyimseriz ama yani 2021 yılının da çok iyi olacağını umut etmiyorum. Çünkü virüslerin aşılanma süresi, sonra işte bu maskelerden kurtulma sürecimiz, sonuçta biz 2021 yılının sonunu göreceğiz gibi görünüyor. Vallahi benim ümidim 2022'de ama yine de mutluyuz. Yaza inşallah daha izoleli yaşamdan kurtularak daha böyle yakınlaşma olacak diye umut ediyorum. Ülkemiz için, özellikle Göreli halkı için, esnafımız için, herkesin 2021 yılının daha güzel, daha aydınlık olmasını temenni ediyorum. Ne diyeyim ben şimdi 2021 yılı için? 2021 yani yaşamadım, büyük bir şey. Yaşamadım, geldi geçti. 2021'den umudumuz var ama ben umutlu değilim ki. Olabilir. En sonki olayları görüyorsunuz. Hala kadın ölümleri çok fazla. İnşallah önümüzdeki yıl olmaz diyorum. Yani. İnşallah insanlarda bir düzelme olur diyorsun. Evet. Öyle daha diyecek bir şey yok. Teşekkür ederim. Herkese mutlu yıllar diliyorum. Diyecek başka bir şey değil mi?